Burası turizm anlamında, turizm açısından çok önemli bir yer. Turizmde kültürel miras son derece önemli. Özellikle son yıllarda kültür turizm açısından çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle turistlerin seyahat tercihlerine baktığımız zaman kültürün çok öne çıktığını görüyoruz. Bunun tabii çok değişik faktörleri var, nedenleri var. Bunlar arasında ortalama yaş düzeyinin yükselmesi dünyada, aynı zamanda internetin gelişmesi, kültürel bilincin artması ister istemez insanları yerel alanlarda kültürel mekanlara doğru bir eğilime itiyor. Bunlar arasında gastronomi var. Bunlar arasında burada gördüğümüz kültürel mekanlar var. Dolayısıyla bu bölge Türkiye için, İzmir için, hatta dünya için son derece önemli bir bölge. Ancak turizm açısından baktığımız zaman bu bölgenin, daha doğrusu şu anda Sencan Anıtı'nın bulunduğu yerin bir şanssızlığı da var. Burası Efes'e yaklaşık 2,5-3 kilometre uzaklıkta. Buraya gelen turlar Efes'e kadar geliyorlar. Fakat Efes'ten buraya gelmiyorlar. Rehberler de buraya yönlendirmiyorlar. Bu maalesef buranın potansiyelinin öne çıkmasını engelliyor. O nedenle buranın çok iyi tanıtılması lazım. Burası gerçekten potansiyel anlamında çok zengin bir bölge. Özellikle Ortodoks aleminde, Hristiyanlık aleminde çok önem taşıyan bir yer. Bunu mutlaka seyahat acentaları tarafından, turizm camiası tarafından bu bölgenin değerlendirilmesi lazım. Yani buradaki olay sadece Efes'te bitmiyor. Aynı zamanda Sencan Anıtı ve Ayasuluk Tepesi çok önemli bir yer olarak karşımızda duruyor. Biz İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu olarak bizim burada mimari restorasyon programı öğrencilerimiz burada geliyorlar, çalışmalar yapıyorlar. Hocalar da buradan birikim elde ediyorlar. Biz uygulamayı burada yaptırıyoruz öğrencilere. O nedenle buranın aynı zamanda eğitsel bir boyutu da var. Yani olay hem turizm açısından, hem kültür açısından, hem eğitim açısından bu bölge çok zengin, çok dolu bir bölge. Buranın iyi değerlendirilmesi lazım. Bakanlığın da buna önem verdiğini ben biliyorum ve bu önemin daha da artmasını diliyorum. Ayasuluk kazıları 100 yıldır süren kazılar. 1921'den itibaren kazılar sürekli devam ediyor. Farklı ekipler, farklı devletler tarafından da sürdürülen kazılar var burada. Ayasuluk Tepesi'nin önemine, aslında Ayasuluk Tepesi Efes'in ilk yerleşimi ve son yerleşim alanı. Onun için önemli, ülkemiz için de önemli bir kent, tüm dünya için de önemli bir kent, turizm için de önemli bir kent. Apas adıyla geçen kentin Efes olduğunu ve Ayasuluk'ta ilk yerleşimi olduğunu birçok bilim insanı kabul ediyor artık günümüzde. Ayasuluk'un şu anki önemi, inanç turizmi için önemi ise burada Aziz Yuhanna'nın burada İncil'ine yazdığı inanılıyor ve burada kendi vasiyetiyle gömüldüğünü biliyoruz ve burada devasa Ayasofya ile çağdaş, Ayasofya ile birlikte yapılmış bir kilise yaptırılıyor. Bu kiliseyi yapması için de İmparator Justinianus kendi mimarlarını Ayasofya'ya yaparken, şu an için biliyoruz ve bunu bilimsel olarak da kanıtladık, mimarlarını gönderiyor ve mimarları burada çalışıyor, kilise yapıyor. Ülkemiz için de, Ortodokslar için de, Katolikler için de çok önemli bir yer, çok önemli bir yapı. Efes için de önemli, antik çağlar için de önemli bir yer. Biz de burayı yıllardır kazısına devam ediyoruz. Buranın, Efes'in ilk yerleşimi şu an için kesin değil. Yani klasik, arkaik dönem, bu Atina'nınla birlikteki o büyük kentin, o alandaki şeyler şu an için kesin, net değil. İlerleyen yıllarda özellikle batı yamaçta yapacağımız kazılarda bu tarz yeni Efes'in, ilk Efes'in oluşumu, arkaik dönemlerini, klasik dönemlerini bulmayı planlıyoruz.
Hmm.